Yüce Allah'a şükürler olsun ki bunu açıklamaktan büyük gurur duyuyorum. 20 yıldır elimizde tuttuğumuz rekoru korumayı başardık. Tıp fakültemiz bir kere daha bu bölgedeki bütün üniversiteleri ve fakülteleri geride bırakıp birinci oldu. Ve bunu da Hacesa Dilaver gibi bir değil, tam 12 madalya kazanan başarılı öğrencilerimize borçlu olduğumuzu söylemek isterim. Neden yüzün asık senin, ne oldu? Biri mi öldü? Darakza yurda varmış olmalı. Bugün bile Darakza'yı mı düşünüyorsun sen? Boş ver onu, bize ne? Başka ne düşünebilirim? Durumu öğrendiğinde kim bilir ne yapar? Olacakları Allah bilir. Şimdi alkışlarınızla Hacesa Dilaver'i kürsüye davet etmek istiyorum. Tebrik ederim. Bu gerçekten olağanüstü bir başarı. Şimdi mikrofonu Hacesa'ya bırakalım ve bize birkaç şey söylemesini isteyelim. Bak, benimle saygılı konuş. Ben bu yurdun sorumlusuyum. Ben kimseye saygısızlık etmiyorum. Ayrıca değil bu yurdu, memleketi bile yönetsen seninle böyle konuşurdum. Bana söylediklerine inanamıyorum. Yalan bu. Mümkün değil diyorum. Sen ister inan ister inanma, bu bir gerçek. Onu suçüstü yakaladım diyorum. Allah'ım, nasıl bir kadın böyle? Yalan bu. Yalan söylüyorsun. Sen neden bahsediyorsun? O benim sigara içmeme bile izin vermez. Böyle bir şeyi nasıl yapar? Sen onun ailesinden birisin. Elbette içmene izin vermez. Ama buradaki kızları yoldan çıkarmanın önünde engel değil. O da tam olarak bunu yaptı işte. Her neyse. Sen önce şu kağıdı imzala. Gerisini sonra konuşuruz, tamam mı? Bana bak, beni kızdırma, yoksa Allah yarattı demem. Niçin bana yalan söylüyorsun? Hem benim ne olduğumu sanıyorsun sen ha? Aptal mıyım ben? Kağıdı imzalayayım ki sonra canının istediği zaman polisi üstümüze sal, öyle mi? Ha, öyle mi? Olmaz öyle şey. Benden kağıdı imzalamamı bekleme. Bak, seni son kez uyarıyorum. Beni çok iyi dinle.
Hacesta bir şeyle itham edilirse bu şehirde taş üstünde taş bırakmam. İşte. Sizin anladığınız tek şey bu. Kaba kuvvete başvurmak, insanları darp etmek, hepiniz birer vahşisiniz. Sana nasıl insanlar olduğumuzu anlatayım mı? Bizler onurlu insanlarız. Sevdiklerimiz için, kadınlarımız için, ülkemiz için canımızı veririz. Hepimiz birer vahşiyiz, öyle mi? Lafını bil. Bekle, hemen döneceğim. Evet abi, söyle. Seni şimdi aradım ki artık sakinleşmiş olduğunu düşünüyorum. Meseleyi fazla uzatma. İmzala gitsin. Yapma abi, ne diyorsun sen? O kağıdı imzalamak suçu kabul etmek olur. İstediği vakit polisi üstümüze salar. Ben Doktor Şehriyar ve birkaç kişiyle daha konuştum. Onlar gereğini yapacaklar. Yani senin bundan haberin var mıydı? Bilseydim şehre ben giderdim. Seni niçin göndereyim? Sabah Doktor Şehriyar arayıp haber verdi. O vakitten beri tedirginim. Sen kağıdı imzala. Sonra Hacesta ile geri dön. Abi sen önce Hacesta'yı ara, konuş. Bir sor bakalım tam olarak ne olmuş? Telefonu kapalı. Sana ne diyorsam onu yap. Bir şey olmaz, korkma. Olay çıkarma, bu konuyu kapat. Tamam. Darak Zayn, sana inandığını zannetme sakın. Susuyorsan bir sebebi var. Yoksa bu yeri başınıza yıkardım sizin ben. İşte imzaladım kağıdı. Ceza bedelini bankaya yatırmayı unutma. Madalyalar, bu övgüler, bu alkışlar, ödül değil, bir tokat. Hastalıklı beyinlere atılmış bir tokat. Bölgesel ayrımcılık yapanlara verilmiş bir cevap. Küçük beyinler. Onlara göre taşrada büyüyen çocukların zekaları vasat. Hepsi sadece suça meyilli. Onlardan iyi öğrenci olmaz. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, benim gibi küçük veya az gelişmiş yerlerden gelen öğrencilerin hepsi önce bu bölgesel ayrımcılığa, sonra da eğitimdeki eşitsizliğe maruz kalıyor. Bu güzel alkış seslerini duyamıyorum ben. Çünkü bugüne kadar hep hakarete uğradım, aşağılandım, sayısız suçlamalara maruz kaldım. Benim
bu madalyalara ihtiyacım yok. Ama sizden bir ricam olacak. Benim gibi az gelişmiş bölgelerden gelen öğrencilere olabildiğince sahip çıkın. Böylece üst sınıfa mensup iyi giyimli çocuklar bize asla saldırmasın. Lütfen yanlış anlamayın. Kimseyi ya da bir sınıfı karalamak gibi bir niyetim yok. Bunu düşünemem bile. Ama bunu benim sizden bir ricam, bir isteğim olarak kabul edin. Allah rızası için bu güzide eğitim kurumları temiz kalsın ki gelecekte bu madalyaları kazanacak nice genç insan buradan ayrılırken yüreğinde yarayla örselenmiş bir ruhla gitmek zorunda kalmasın. Umutlarımıza, hayallerimize, gözlerimizdeki ışığa sahip çıkın. Geleceğimize siz de bir ışık tutun. Onu bizden koparıp almayın. Teşekkür ederim. Ve şimdi de madalyalarını vermek üzere diğer başarılı öğrencilerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Hacı Esta! Hacı Esta bekle!
Ne demek bu? Sence ne? Niçin şaşırdın? Ben bir ayna tuttum. Onlara gerçek yüzlerini gösterdim. Beğenmediler tabii. Bak Acesta, yanlış muameleye maruz kaldığını biliyorum. Ama bunu böyle herkesin önünde yapman... Bugüne kadar benimle hep alay edildi. Bir değil, on değil, defalarca. Sana haksızlık edildiğini biliyorum. İnan bana, yaşadıklarının hepsini çok iyi anlıyorum. Ama lütfen bunu yapma. Buradan böyle gitme. Üzülecek ne var? Sen kendi sorunlarını düşün. Ben artık köyüme geri dönüyorum. Ve şunu biliyorum ki bununla en doğrusunu yapıyorum. Kız yurdundaki o olay bana gösterdi ki Doktor Hadi, böyle şeyler sadece eğitimsiz insanlara mahsus değilmiş. Eğitimli insanlar da aynı şekilde güçlerini sergilemek için bize her kötülüğü yapabilirlermiş. Yani Daraksa'yı kabul etmemde ne sorun var ki? En azından ailemin mutlu olacağını biliyorum. Ya ben? Öylece elimi bırakıp gidecek misin? Ne zaman tuttum ki? Ve sen beni nasıl koruyacaksın? Daha sen telefon numarana bile sahip çıkamıyorsun. Ne demek istiyorsun? Bunu. Bu telefon numarası ona ait. Beni o tuzağa düşüren adama. Şimdi git, bunun kim olduğunu öğren. Ve bunu bana niçin yaptığını. Allah'a emanet ol. Evlat, senden sim kartını imha etmeni ve karakola gidip telefonunun çalındığını bildirmeni istemiştim. Yaptın mı? Evet, yaptım. İkisini birden değiştirdim. Karakola gidip çalıntı ihbarında da bulundum. Şimdi sen niçin bunu istediğini söyle. Bazı soruların yanıtı acı verir oğlum. O yüzden sorma. Thank you.
Acesta. Tebrik ederim. Sana o kadar zorluk çıkardım ama sen yine de doktor oldun. Maşallah. İnadımdan. Bu sayede başardım. İnatçı değil, cesursun diyelim. Ailemizdeki herkes gibi. Yılmıyorsun. Bak şunlara. Bu şehrin bana verdiği madalyalar. Adına ödül diyorlar. Al, tak boynuna. Ben niye takayım ki? Olmaz, takamam. Ben senin gibi okuyamadım. Bunlar senin madalyaların. Sen kazandın, sen tak. Üstündeki çok yakışmış. Herkes aynı şeyi giyiyor ha? Gidelim mi? Hı hı. Şaşırmadım. Basit insanlar böyledir. Basitliklerini sergilemeden asla rahat edemezler. Ben çok şaşırdım ama. Basın, medya, önemli kişiler, cemiyetin önde gelen insanları buradaydı. Ama o ne yaptı? Madalyalarını aldı, bir sürü şey saçmaladı, sonra da çekip gitti. Şükürler olsun ki adımızı anladı. Bir ara bizi ifşa edecek diye çok korktum. Bu işine gelmezdi. Ayrıca elindeki o madalyalara değer verdiğini bile sanmıyorum. Ben dünyayı dolaştım. Ama onun kadar nankör birini hayatımda görmedim. Düşünsene. Madalyalarını alıyor, sonra kimsenin yüzüne bile bakmadan gidiyor. Bu nasıl bir ego? Dua edin ki sadece egoist davranmayı seçti. Orada kimseyi hedef tahtasına koymadı. Ki bence bunu yapması gerekirdi. Şuna bak. Gördün mü nasıl ondan yana taraf alıyor? Benimle gel. Ne? Sen söylemiştin, elinde Hacistan'ın görüntüleri vardı. Ne görüntüsü? Ne olduğunu nereden bileyim? Ama sen elinde görüntü olduğunu söylemiştin, var mı yok mu? Evet, görüntü var. Ama babamla olan durumu biliyorsun, adamın yüzüne bile bakamıyorum. Ben de bunun için soruyorum. Masum olduğunu ispat edebilmek için. Sen görüntüyü bana yolla. Gerisini bana bırak. Ne zaman nasıl kullanacağımı ben karar veririm. Doktor Şehriyar, kabul ediyorum. Şimdilik yazılı ve görsel basını susturduk. Ama siz de biliyorsunuz, bu bir yere kadar. Bu kız nerede yaşıyor? Bu zamanda her şey hemen viral olabilir. Ve o kız, fakültedeki durumla ilgili çok şey söyledi. Efendim, biz artık bunu değil, nasıl bir çözüm bulacağımızı düşünelim. Biliyorsunuz değişim asla kolay gelmez, bu zaman alır. Evet, bu doğru, sana katılıyorum. Kural ve kaidelerimizi güncelleyip daha özenli olabiliriz. Bunu da taviz vermeden yaparız. Ama Hacesta orada öylesine şikayet eder gibi değildi. Başına ciddi bir şey gelmiş olmalı. Size kız yurdundaki olaydan bahsetmiştim. Bundan daha ciddi ne olabilir ki? Bunlar genç. Eğlence olsun diye birbirlerine her şeyi söyler. Çocuklar onun yabancısı değil ki, hepsi okul arkadaşı değil mi? Gençler böyle şeyler yapar. Gençliğimizde biz de böyleydik. Bizim de kırdığımız çok arkadaşımız oldu. Onların isimlerini belirle.
Bu sıradan bir mevzu değil. Bir şey yapacaksak bunu doğru yapmak zorundayız. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Bu hafife alınacak bir konu değil. Eğer bu yüzden bazı öğrencilerin gitmesi gerekiyorsa giderler. Ben aslında gidip ailesini görmeyi düşünüyorum. O çok başarılı bir öğrenci ve ben Hacesta'yı takdir ediyorum. Bundan emin olun. Tamam. Nereden çıkarıyor bunu bilmiyorum. Hacesta hepiniz için yapacak. Rahat edesiniz diye. Kim mi? Bunu yeğenine sor. Herkese söylediği buydu çünkü. O şeytan hiç akıllanmayacak. Ne bilelim biz? Ben de kocamdan habersiz gizli gizli geldim buraya. Hacesta bel ve diz ağrılarım için bana bir ilaç yazsın diye. Allah sizi inandırsın. Ayakta zor duruyorum şu an. Yere eğilecek halim bile yok. Teyze... Sen 60'ını devireli yıllar oldu. Senin belin dizin ağrımasın da kimin ağrısın acaba? Sen şimdilik evine dön. Hacesta daha gelmedi. Sonra bir ara uğrarsın, seni görür. Bak sen şuna. Bu kızın dili ne kadar uzamış böyle. Hacesta gelsin de görsün. Ondan önce o sivri dilini ağzına tıkamasını isteyeceğim. Sus. Sen git. Hadi. Tamam, böyle şeylerle üzmeyin kendinizi. Ben çay koyayım. Hayır hayır, kalsın. Zahmet etme Sefure. Gidelim. Sen de hala hatırlıyorsundur. O gün kalemlerini kırmıştım. Evde ne kadar kitap defterin varsa hepsini yırtmıştım. Ama şunu bil ki benim aslında böyle şeylere düşmanlığım yok. Sadece korktuğum içindi. Korkuyordum çünkü bir gün onlar için beni terk edebilirdin. En büyük korkum buydu. Yemin ederim dün gece gözüme uyku girmedi. Ne yapsam dolamadım. Sabaha kadar odada dolandım durdum. Nefes almak bile zordu. Ben sadece hep seni düşündüm. Hep buradaydın. Aklımın içinde. Başka bir şey düşünemiyordum. Şehirde kalacağını, bir daha geri dönmeyeceğini sandım hep. Döneceğimi söylediğim halde mi? Buna rağmen mi? Şehir hayatı böyledir. O parlak ışıklar herkesi cezbeder. Ama aslında insanı tüketen bir yer. Birçok insan gidiyor. Sonra ait oldukları yerleri unutuyorlar. Evet. Ama şehir ışıkları o kadar parlak değil. Silik bile denebilir. Evet, bana kalırsa da silik. Bunu doğru söyledin. Ama ben bugün çok mutluyum. Hacestan burada, benim yanımda oturuyor. İnsanlar kaybettiğimi sanıyordu ama... Ben kazandım. Kazanacağımı biliyordum. Allah biliyor, nazar değecek diye çok korktum. Bu telefon numarası ona ait.
beni o tuzağa düşüren adama. Şimdi git, kim olduğunu öğren. Ve bunu bana niçin yaptığını. Bir şey soracağım. Dün telefonunu biri kullandı mı? Hayır. Neden soruyorsun? Bana öyle geliyor ki farkında olmadan biri onu kullanmış. İyi düşün oğlum. Telefonu birine verdin mi? Bir yerde bıraktın mı? Kısa süreliğine de olsa. Düşünüyorum ama sanmıyorum baba. Telefonum yanımdaydı. Bak oğlum, senden hastaneye gitmeden önce karakola gitmeni istiyorum. Telefonunun çalındığını ihbar et. Ne? Ama neden telefonun bende, bunu niçin yapsınlar? Sana ne diyorsam onu yap. Hemen gidip telefonun kaybolduğunu bildir. Karakola git ve hastanede çalındığını söyle. Ayrıca sim kartını da çıkar ve hemen imha et. Hadi dur biraz, telefonuna ihtiyacım var. Acil birini aramam lazım. Şarjım bitiyor da. Tamam, al bakalım. İşim bitince masama bırak. O kadar uzun sürmez. Bir şey söyleyip kapatacağım. Benim gitmem lazım. Acil bir durum var. Tamam. Bak Hacesta, sen beni herkesten iyi bilirsin, ezelden beri. Ben asla ötekiler gibi olmadım. Öyle her gördüğüm kadının arkasından gidecek biri değilim ben. Bunu hiç yapmadım. Hiçbir zaman. Biri benim kalbime girdiği zaman kimse onu oradan kolay kolay çıkartamaz. Ama bunu söylemek benim için kolay değil. Peki nedir o? Benim için sen her şey demeksin. Ben seni gerçekten bütün kalbimle seviyorum. Sensiz yaşayamayacağımı düşünüyorum Hacesta. Bu imkansız. İnan bana. Sensiz bir gün bile dayanamam ben. Bana bir şans ver, olur mu? Elini kalbimin üzerine koy. Bak ne kadar hızlı çarpıyor. Bu kalp senin için atıyor Hacesta.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.